Ya güzel işte, Allah onları vesile etmesi. Bak onlar olmasa çok büyük felaket olabilirdi. Evet. 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 12 Eylül öncesinde de ya. Evet. Türkiye gitmişti yani. Evet. Kimse ilgilenmiyordu yani. Ordu da ilgilenmiyordu. Polis de ilgilenmiyordu. Evet. Her yere almıştı komünistler. Bizim mahalleye kadar dayanmışlardı. Evet. Ya maazallah mesela gelse mahalleye buraya kontrol altına alsa. Evet. Orada yaşanmaz. Evet. E nereye gideceksin? Başka reisen oraya da gelecek adamlar. E silahlı çatışmaya da girecek halimiz yok. Evet. E büyük felaketti ya. Ülkücü gençler ne çile çekti o çocuklar ya. Ben evet. Camiye giderim sabah namaza yukarıya. Boş bir bina vardı böyle. Camı çerçevesi hiçbir şey yok. O binada o çocuklar nöbet tutarlardı. Camı çerçevesi olmayan binada böyle yan otururdu. Bir küçük kendine yastıktan bir yer yapmış. Aslan gibi delikanlılar sabaha kadar ya gözünü kırpmadan nöbet tutarlardı. Mesela bir tane bile polis yoktu orada. Kim kime dumdumaydı yani. Ülkücü gençlik müthiş bir gençliktir. Kıymetini çok az insan bilir. O zaman benim canlarım 5000 ülkücü neredeyse şehit oldu. Birçok insan haberi bile yok ya çünkü gençlerin. İşte lay lay lom diyor ya şeyde, o tarz eğlence kafasındalar yani. Dünyadan bir haberler yani.